Aslında şiddet vakaları yalnızca sağlık personeline yönelik olarak yaşanmıyor. Son dönemde hayvana şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, insana şiddet diye bir sıkıntımız var artık. Bunun sebebinin gerçekten araştırılarak faydalı ve kalıcı çözümler bulunması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarımız sadece doktora girdikleri zaman ana sayfada zaten doğrudan hakarete, tehdide, şiddete maruz kaldım butonu var. Bu butonu tıkladıkları zaman önlerine bir başvuru formu çıkıyor. Başvuru formunda zaten ne yapmaları gerektiği burada yazılı. Formun ne anlama geldiği de burada anlatılıyor. Burada bir 850 bir telefon numaramız var. Bu telefon numarasından da bize 24 saat ulaşabiliyorlar. İsim, soy isim, yaşadığı il, görevi ve cep telefon numarası iletişim için gerekli. Ve olayın kısa özetini bize bildiriyorlar. Bu formu doldurduktan sonra gönder butonuna bastıkları zaman bütün bilgiler tarafımıza ulaşmakta. Daha sonrasında biz yapacağımız değerlendirme sonucunda doğrudan sağlık personeli arkadaşımıza ulaşıyoruz. Bizim esas amacımız bu sağlıkta şiddeti önlemek, şiddet göstereni cezalandırmak değil. Son zamanlarda artan şiddet olaylarına karşı sağlık çalışanlarımızın kurmuş olduğu Sağlık Çalışanlarına Eğitim ve Hukuki Destek Derneği'nin esas amacı şiddet vakalarının önüne geçmek, yaşanan şiddet olayları karşısında da sağlık personelimize profesyonel hukuki destek sağlamaktır. Hakarete, tehdide veya yaralama suçuna, şiddete maruz kalan sağlık personelimiz şu anda sacet.org.tr üzerinden veya cep telefonu uygulaması, Saçet cep telefonu uygulaması üzerinden derneğimize müracaatta bulunabiliyorlar. Sağlık çalışanları ekseriyetle neler yaşıyorlar? Bedduaya maruz kalıyorlar. Bundan dolayı şikayetçi oluyorlar ve şikayetler savcılıktan geri dönüyor. Takipsizlik dosyalarıyla geri dönüyor. Sağlık çalışanları uğradıkları fiillerin suç unsuru olup olmadığını bazı dosyalarda, bazı olaylarda fark edemedikleri için şikayetçi olmaktan vazgeçiyorlar. Ayrıca yapılan şikayetlerin neticesiz kaldığını düşündükleri için de şikayetlerinden vazgeçiyorlar veya hiç şikayetçi olmuyorlar. Veya şikayetçi olduktan sonra verilen cezalar erteleme sınırında olduğundan dolayı başkaca uğradıkları saldırılar neticesinde yine şikayetçi olmaktan vazgeçiyorlar. Bir tükenmişlik var. Bu noktada sağlık personelinde bir farkındalık uyandırmak adına eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin içerisinde iletişim eğitimleri var. Hasta yakınıyla nasıl iletişim kurulabilir? Bu iletişim eğitiminin yanı sıra hukuk eğitimi veriyoruz. Herhangi bir suça maruz kaldıkları zaman hangi yolu izlemeleri gerektiğini kendilerine gösteriyoruz. Sağlık personeli mesleğinin itibarını yeniden kazanmak istiyorsa, uğradığı hangi saldırı olursa olsun, hangi suça maruz kalırsa kalsın şikayetçi olmasını öneriyoruz öncelikli olarak. Sağlık çalışanının Saçet'in vermiş olduğu profesyonel hukuki destekten faydalanabilmesi için dernek üyesi olmasına gerek yoktur. Bizler müracaatları aldıktan sonra hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında sağlık personeline gereken hukuki desteği veriyoruz. Bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Bunun yanında ceza yargılaması tamamlandıktan sonra failin biraz da maddi olarak cezalandırılması için sembolik de olsa bir manevi tazminat isteme yoluna da gidiyoruz. Şöyle, sağlık personeli hakarete uğruyor. Az evvel değindiğimiz sebeplerden dolayı şikayetçi olmaktan vazgeçiyor, tehdide uğruyor, vazgeçiyor. Daha sonra saldırgan kişi aynı hekime veya aynı hemşireye karşı olmasa da başkaca bir sağlık personeline bir adım sonrasını uyguluyor. Bir adım sonrasını. Bu fiziksel şiddet, yaralama, daha sonrasında da ölümle neticelenen sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için veya mesleğin itibarının yeniden olması gereken düzeye çekilebilmesi için öncelikli olarak sağlık personelinin de elini taşın altına atması gerekmekte.